Baylar bayanlar, Farming Simulator'ın 7. bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüm hatırlıyorsunuz, bu tarlayı yarıya kadar hasat etmiştik. Ben videodan sonra bu tarlanın tamamını hasat ettim ve buranın işini bitirdim arkadaşlar. Şimdi biçerimizi buraya verdim. Bu da burayı biçiyor arkadaşlar. Otomatik şoförde. Bir önceki bölüm yine buraya koyunlarımızı almıştık. Gördüğünüz gibi %20 sağlıkları var ve 20 tane hayvanımız var. Herhangi bir gelişmeler yok, üremeler yok şu an için. Bunlar arkadaşlar sadece yapa üretiyormuş. Ben süt de üretiyorlardı diye tahmin ettim ama koyun sütü falan vardır hani. Ama öyle bir şey yok. Şu an için sadece yapa üretiyorlarmış. Diğer bir konuya gelecek olursak seralarımız. Bakın 20x10 içerisine sularını doldurdum. Bunlardan da şimdi otomatik satışla gelirlerini alıyoruz. Ondan yana da bir problem yok. Diğer bir konu bugün ne yapacağımız? Bugünün konusu arkadaşlar buraya 3. veya 2 tane daha tavuk çiftliği kurmak. Onu da şöyle göstereyim size. Planlamam tamamıyla şu yönde. Bakın bir tane şuraya kuracağım şu şekilde. Çevir abi şunu bakayım bir. Benim de farenin sağ tıkı birazcık sıkıntılı. Çevirirken eziyet çekiyorum resmen. Bir tanesini şu şekilde çevireceğim. Diğerini de şuraya koyabiliriz. Ama burada ayağımızda takılabilir. Şuranın önüne koyabiliriz. Bakın burada hiçbir şey yok. Tertemiz. Buranın da önüne koyabiliriz. Bakalım. Eğer paramız yeterse arkadaşlar 4 tane alacağız. Yani 2 tane alacağız. Eğer paramız yetmezse 3.'yi alıp bırakacağız. Yani burada bir ekonomi söz konusu. Çünkü yumurta kuruyorum arkadaşlar. Yumurta da efsane bir gelir var. Hani benim tahmin ettiğimden daha yüksek bir gelir var. Bunları kurarız. Yani 3.'yü diyelim 4 tane kurduk. Bunların içini güzelce doldururuz arkadaşlar. Yemlerini. Daha sonrasında bakın buğday ekim sezonunu biz kaçırıyoruz. Soya fasulyesi hasat ettiğimiz için kaçırıyoruz. Yani şu an istesek de buğday ekemeyeceğiz. Arpa ekemeyeceğiz. Biz ne yapacağız? Bir dahaki Eylül ayına kadar mecburen burayı hızlandıracağız. Burayı hızlandıracağız. O sırada da zaten bizim tavuklarımızdan muhteşem bir yumurta gelir. O gelen yumurtayla birlikte kredimizi kapatırız. Güzel de bir arazi bile alabiliriz. Veya hiç belli olmaz. Şöyle planda bir değişiklik yapabiliriz. Onu da size haber vereyim yani. Videodan sonra ben bayağı bir şeyler düşündüm. Şimdi şuraya tavuk çiftliğinden yapmaya başlasak arkadaşlar. Şöyle devam edip gelsek. Yani tabii ki bu kadar yapamayız. Hani bütün tarlayı dolduramayız ama hiç olmazsa yapacağımız alan düzenli ve temizli yer yani. Bakın şurayı süreceğiz. Veyahut da boyayacağız şöyle. Peyzaj kısmından. Boyama diyeceğiz. Şöyle boyayacağız arkadaşlar güzelce. Daha sonrasında işimize bakacağız ama şimdi dediğim gibi onlar birazcık erken gibi duruyor. Öncelikle biz şuraya bir tane yaptırabilsek buraya yaptıralım. Daha sonrasında keyfimize bakarız derken biçerimiz dolmuş. Hemen ben onu bir boşaltayım arkadaşlar. Bu arada sizlerin de hali keyfi yerindedir inşallah. Hani video dışında çok fazla sohbet muhabbet edebileceğimiz bir canlı yayın açabileceğimiz bir ortam yok. Ki olsa bile ben canlı yayın açabilecek bir pozisyonda değilim şu an. O yüzden de kusura bakmayın gerçekten. Hani aramızdaki sohbet bağı birazcık az oluyor biliyorum. Ama zamanla inşallah hani kanalımız biraz büyüsün arkadaşlar. Daha sonra duruma göre hani o canlı yayın olaylarına gireceğiz. Ama şu an için olumsuz yani. Boşalt emmi. Emmi boşalt. Dur boşaltma emmi. Tamam. Pardon. Tamam şimdi boşalt. Tamam. Tamam şimdi biçerimiz boşalttı. Şöyle traktörümüzü alalım abi. Bunun %70'i dolmuş bu arada. Karşı tarafın bütün mahsulünü aldı. Bilmiyorum hani buğdayda falan nasıl olur. Soya fasulyesinde bütün hepsini aldı arkadaşlar. Bu yönden beni mutlu etti. Çünkü iki tane römorkum var şimdi. İkisi de tarlalara yetiyor. Silo almama gerek yok yani. Ama şimdi tavuk işini büyüttüğümüzde mecburen silo alacağız. Çünkü buğdayın ekim sezonu bir defa. Yani onu da bekleyene kadar düşünsenize 6-7 tane şeyiniz var. Tavuk çiftliğiniz var. 8 ton alıyor her biri. 6 tane olsa 48 ton yapar. Yani 50 ton şey nereden bulacaksınız buğdayı? Satın alsanız dünya para tutar. O yüzden silo satın almak zorundayız. Şimdi isterseniz burayı bir tık hızlandıralım. Hani şu hasat mevsiminde siz çok fazla sıkılmayın. Burayı bir hızlandıralım. Daha sonrasında yapılacak işler kısmında sizlerle tekrar görüşeceğiz.
Arkadaşlar şu an hasat bitti. Römorkumuzun bir tanesini tamamıyla doldurdu. O 40 tonluk olanı tamamıyla doldurdu. Diğerinin içerisinde de birazcık buğday vardı. Onu da mecburen yere dökmek zorunda kaldım. Bakın gördüğünüz gibi buna da 12 ton boşalttı, yani bu da az değil. Şu an elimizde 52 ton bir şey var. Soya fasulyesi var. Yani normalde 48 ton sadece bu büyük tarladan geliyordu. Sizin de gördüğünüz gibi yabani otlar bu sezonda bize büyük bir zarara uğrattı diyebiliriz. Şimdi soya fasulyesini direkt götürüp satalım biz arkadaşlar. Çünkü biz şimdi zamanı ileriye almadan önce kendimize şey kuracağız. Tavuk çiftliği kuracağız. Bunun için de birazcık para lazım bize yani. 1848. Yani en fazla olacağı 2100 falan olur. Yani 20-30 kuruş için de bekletmek istemiyorum açıkçası. Şuradan döneceğim. Bunları bir götürüp satayım arkadaşlar. Daha sonrasında da artık duruma göre, yani bütçeye göre bir veya iki tane şey açmayı planlıyorum yani. Yeni tavuk çiftliği açmayı planlıyorum. Onlara yemleri şimdi biraz sıkıntı olabilir, evet. Onlar için de artık şuradan satın alacağız yani. Ne kadarmış çuvalımın abi? 1500 euro. Bir tonu niye durdun lan? Bir tonu 1500 euro. Biraz pahalı evet, ama yapacak bir şey yok yani şu an için. Yalnız bu traktörü, bu römorku çekmiyor, ben size söyleyeyim. Buna biraz güç takviyesi yaptık, lastikleri şey yaptık, genişlettik, arka lastiklere biraz ağırlık attırdık, ama yine de şu an tam istediğim kıvamda değil yani. Abi traktörün özünde kuvvet olacak, özünde. Bak jondereye, bunu her an satabilirim, değiştirebilirim. Şu soya fasulyelerinden birazcık geliverdesek, hani hiç olmazsa bir tane tavuk çiftliği kurabilecek bir para elde etsek. 71 bin euro. Şimdi diğerinde de 40 ton var. 40 bin, yaklaşık ondan da 80-75 bin euro falan gelecek. 140-150 bin euro paramız olacak. Şimdi 140-150 bin euroya şu an bir tanesi şeyin, tavuk çiftliğin tanesi 79 bin euro, 80 bin euro. Onu alıyorsunuz. İçerisine tavuk alın, 3000 euro da onlar. 83 bin euro. Hadi 3 tane çiftliğin ikisi şu an dolu. Bir tanesi için 8000, yani 8 ton şey almamız gerekiyor. Buğday almamız gerekiyor. 8 ton buğday da 1500'den kaç para yapar? 12.000 euro para yapar. 12.000 euro da 95.000 euro falan para ihtiyacımız var. Yani elimizde fazlasıyla para kalıyor. Onunla yana sıkıntı yok. Güzel. Güzel güzel hesaplarımız tutuyor arkadaşlar. Abi orada bir şey vardı. Köprünün altından geçerken bir şey gördüm arkadaşlar. Ona bir bakmam lazım. Önemli bir şey olabilir. Bakın. Bu ne Rıza baba? Aa, inek. Ha bu şey. Geçen bölümde hani arkadaşlar şey yapmıştık. Beraber toplamıştık. Böyle yol ortasında falan da oluyor mu ya? Köprü altında aynı yerde 3 tane buldum arkadaşlar. Şurada. Çok enteresan. 3000 euro tertemiz abi. Çok iyi ya. Oyunu gerçekten çok iyi yapmışlar arkadaşlar. Ben çok beğenerek oynuyorum. Gerçekten çok zevk alarak oynuyorum. Ama şöyle birkaç sıkıntısı giderilse sanki daha böyle tatlı olacakmış gibi. Yani şu kasaların sağa sola bağlanma olayı. Ne bileyim, daha sonrasında bakın şu yansıma olayı falan. Bakın şöyle çevirdiğimde görüyorsunuz. Böyle parıldıyor sanki bir şeyler yani. Bu benlik bir şey değil yani, benim bilgisayarımla alakalı bir durum değil. Tamamen optimizasyon sorunu. Yani bunlar düzeltilse bir tık daha güzel olacak diye düşünüyorum. 140 148.500. Yani tam tutturamadım rakam ama olsun. Bak hiç durmuyor ya. Tam tutturamadık. 155 falan dedim ama 7000 euro, hatta ne 7000'i, 10.000 euro aşağısında söyledim. En son şu level muhabbetinden bahsettim. Hani oyuna bir level modu getirseler, hani bir level'da şunlar açılır, iki level'da şunlar açılır. Hani ne kadar paran olursa olsun en son level'da ulaşman gereken şeyleri alamaman lazım gibi özellikler gelse aslında çok daha tatlı bir oyun olur. De bakalım Farming Simulator 2023 gelecek mi? Birçoğu şu an için bu beklentinin içerisine girdi bile.
148.592 euro paramız var. Şimdi bu tarafı mı kuralım yoksa bu tarafı mı? Yani pek emin olamadım. Ama sanırım ben şuraya kuracağım. Neden diyeceksiniz? Buradan girelim abi. Hepsinin yumurtasını toplar çıkarım. Veyahut da buradan girelim. İkisini de yemin atar çıkarım. Hemen bu inşaat menümüze bir gelelim. Buradan hayvanlara gelelim. Tavuklar. Evet, çiftliğimizi elime alalım şimdi. Çiftliği biz buraya kuracağız. Kesin zaten şöyle kurabiliyoruz zaten. Başka da kuramıyoruz herhalde. Aynen öyle, yapıştır gitsin. 69 bin euro paramız kaldı gördüğünüz gibi. Üçüncü tavuk çiftliğimizi de kurduk. Şimdi şu tavuklardan alacağım. Seç diyeceğim. 60 tane al. Tamam. Tekrar bir 60 alacağım. 120 tane tavuk yeterlidir. Hatta biraz daha alabilirim biliyor musunuz? Yani direkt ben gelir istiyorum çünkü. Tavukluk bir olayım yok benim. Biraz da horoz alabiliriz. Şöyle 8-10 tane de horoz alsak kafi olacaktır. 10 tane daha alayım. 200 tane net hayvanımız olsun. Tamamdır. Şimdi buna bir de şeyden marketten arkadaşlar şey satın alalım. Şu büyük paketlerden buğday satın alalım. Yalnız bunlardan 8 tane satın almamız lazım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam. Şimdi 8 tane attık mı tam kapasiteyi dolduruyor. Evet arkadaşlar, tavuk yemimizi de doldurduk. Yani 46 bin euroya geri geldik. Hasat etmeden önceki bütçemize geri dönmüş olduk aslında. Bu da çok sıkıntı değil. Şimdi bunu hallederiz arkadaşlar. Bakın göreceksiniz, şu tavukların bir gelirlerini ikinci etapta bir satalım. Daha sonrasında siz de göreceksiniz ne kadar karlı bir yatırım yaptığımızı. Şimdi çekeyim arkadaşlar. Bakalım koyunlarla ilgili de hani onların üremesi falan kaç ayda bir oluyor ya da yapay üretimlerin ne kadar çok mu az mı onu hiç bilmiyorum. Çünkü yapay fiyatı çok az. Yapay fiyatı çok az ve biz böyle koyundan hiçbir şey kazanamayız yani, ben size söyleyeyim. Koyundan hiçbir şey kazanamayız biz. Yani ancak şöyle olur, koyun kazanacaksanız hani yapay biriktirirsiniz, daha sonra gidersiniz abi şey açarsınız hani kıyafet dükkanı falan açarsınız. Yani terzane mi nedir onun işte, onun ismi neyse. Ondan açarsınız. Ancak öyle bir gelir elde edebilirsiniz. Şu an için bunlar da tamam. Şimdi zamanı ileri alma vakti arkadaşlar. Ben şöyle oyunu bir kaydedeyim. Yani şu an ekranın falan parlamaya başladı. Her an oyun çökecekmiş gibime geliyor. Yani enteresan olaylar oluyor. Bakalım 3 tane tavuk çiftliğimizden ne kadar bir gelir elde edeceğiz? Açıkçası ben de merak ediyorum. Şimdi bu traktörü şuraya koyacağım. Burada dursun. Tamam, diğer traktör şurada tavukların yemlerinin olduğu kısımda dursun. Şöyle. Tamamdır. Şimdi zamanı ileri alabiliriz. Mayıs ayına geldik. Şimdi. Şeye baktık mı biz? Bu çiftliklerin yem miktarlarına şu an 2341 litre besin kalmış. 2175, 2175. Şunların paletlerini bir kenara çekelim şöyle. Bunları şimdi satmayacağız arkadaşlar. Daha sonra hepsini toplu satacağız. Şu an bayağı da bir var aslında. Öbür tarafla bu taraf birlikte bayağı bir oldu. Ama dediğim gibi toplu satacağız. O yüzden bekletiyorum şu şey yumurta fiyatına bakalım. 3618. Çok iyi. Çok iyi değil mi? Neredeymiş burası? Hazır yemek restoranı neredeymiş ya? Yakında. Arkadaşlar bence şu yumurtaları satalım yani. Çok güzel fiyat gördüm. 3600 değil mi? 3617 dolar ya. Müthiş para arkadaşlar. Bence bunu hiç kaçırmayalım.
Hatta şu traktörle gidersek daha iyi olur. Zaten bu kapının ağzında bekliyor. Bütün yumurtaları elden çıkartalım. Bakalım bir ne kadar gelir elde edeceğiz. Bu arada paramız hiç azalmadı. Gördüğünüz gibi aksine daha da arttı. 48 bin mi 43 bin euro mu ne paramız vardı? Şu an 65 bin euro oldu. Bunun sebebi marullar. Marulların satışına otomatiğe bağladık. Artık oradan bize her zaman gelir geliyor. Bir de onlara otomatik su koyabilecek bir mod falan bulabilsem mükemmel olacak abi. Şu an 3 tane tavuk çiftliğimizden 39.000 tane şey çıktı arkadaşlar. Yumurta çıktı. 3.916 fiyat etiketinden şimdi götürüp satacağım. Bakalım ne kadar bir gelir elde edeceğiz. Benim tahminim yaklaşık böyle 100-150 milyar falan gelir elde etmemiz lazım. 150 bin euro. Euro mu artık? Aynen euro. 150 bin euro bir gelir elde etmemiz lazım. Bakalım. Bu 150 bin euro ile aslında hiç zaman kaybetmeden bir tane daha dikebiliriz. Tavuk çiftliği. Yani neden olmasın arkadaşlar? Sürekli böyle kendi gelirleriyle her gün bir tane daha dikebilirler. Yani bunda bir sakınca yok bence. Bunu da karşılayabilecek potansiyeldeyiz şu an. Arkadaşlar yumurtada muazzam bir gelir var. Bakın 207 bin euro paramız oldu. 207 bin euro. Şimdi bir saniye. Hemen şuradan kredime bakmak istiyorum. Ne kadar kredim var? 100 bin. Öde. Öde 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 öde. Hiç borcum kalsın istemiyorum. 107 bin param var temizinden helalinden. Şimdi arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi yumurtalar kendilerini şey yapıyorlar yani amorti ediyorlar. Yeni bir çiftlik kurmamıza yardımcı olacaklar. Bu da demek oluyor ki biz yumurtadan devam ettiğimiz sürece aslında gelirimizi her zaman katlayacağız. Yani şimdi şöyle yapabiliriz. Şu römorku ben buradan bir çekeyim. Buraya isterseniz dördüncü tavuk çiftliğimizi de kuralım. Hiç vakit kaybetmeyelim. Abi paramız var nasıl olsa. Daha sonra seramız da çalışıyor. Seralardan da zaten yan gelir var. Buğday ekim sezonu geldiğinde iki tarafa da buğday ekeriz. Bunların da yemlerini böyle karşılarız yani. Onda da sıkıntı yok. Bence gayet karlı bir yatırım olacak. Şimdi hayvanlar kısmına gelelim. Şöyle tavuklar. Şunun dengine koyabilir miyim? Şöyle yaparsam. Çevir bakayım. Tamam. İşte bu ya. Şimdi burayı birazcık boyayalım. Şu an bakın arkadaşlar buraya da 200 tane tavuk aldık. Şunların besinlerine bir bakalım. 2300 litre. Sıfır zaten burası. 2100, 2100. Bizim bayağı bir buğday almamız gerekecek açıkçası. Arkadaşlar çiftlik işine devam edeceğiz. Fakat videonun süresini unutmuşum yani çok uzun olmuş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.